Merhaba arkadaşlar. Şu anki aracımız Audi A6 3000 dizel 230 kW 315 beygir olan modeli. Şimdi bu araçla ilgili araç sahibinin şöyle bir şikayeti var. Biraz ileri düzey olacak belki ama 200 km'nin üzerinde 200-250 km arasında araçta çekiş sorunu oluyor şeklinde, çekişten düşüyor şeklinde bir şikayeti var. Bu araçla ilgili yapmış olduğumuz kontrollerde bu tip motorda, yani üzerinde şu anda V6 dizel motor var, çift turbo var. Turbolardan ana turbo mekanik olarak çalışıyor, vakum sistemleriyle çalışıyor ama ikinci turbo elektronik vakum sistemiyle çalışıyor. Yani turbonun içerisindeki basıncı ayarlayan sistem elektronik olarak gerçekleştiriyor ikinci turboda. Yapmış olduğumuz kontrollerde ikinci turbonun üzerindeki elektronik açma kapamayı sağlayan parçanın arızalı olduğunu tespit ettik. Bu parça değişimini gerçekleştireceğiz. Öncelikle şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu parça araştırdığınız zaman direkt turboyla temin edilebiliyor. Bu da haliyle çok ciddi külfiyetlere sebep oluyor. Yani şu anda bu arabanın turbosu, ikinci turbo dediğim turbo üzerindeki valve ile beraber yaklaşık 15-20 bin lira gibi bir rakamlara tekabül ediyor. Yalnız biz bunun üzerindeki parçayı yurt dışından tek olarak getirtebildik. Bu parça değişimini gerçekleştireceğim. Tabi bu işlem haricinde ayrıca aracın periyodik bakımı var. Onun haricinde yine yüksek hızlarda frene basmalarda titreme oluyor şeklinde bir şikayeti var. Bu sorunları da halledeceğim. Ama ağırlıklı olarak videomda turbo ile ilgili yapacağım işlemlerle alakalı paylaşımlarda bulunacağım. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. İşlemlere başladığım zaman aralıklarla çekimlere devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, aracın motor grubu bu şekilde. Belirttiğim gibi V6. Bu araç bu arada 2013 mi 2014 model olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi ana turbo dediğim parça bu. Direkt hava filtresinden basıncı alaraktan motorun tamamına basınç sağlıyor. Biraz daha kalıplı büyüktür. Mekanik dediğim parça bu. Vakum sistemiyle çalışıyor. Yardımcı turbo da şu arkada. Biraz daha çap olarak küçüktür. Ama tabii ki çok etkili bir şey. Güç talebine göre ikinci turbo da direkt olarak doğrudan devreye giriyor. Değiştireceğim parça da şuranın arkasında. Turbonun elektronik açma kapama valfi. Bu parçayı değiştireceğim. Şimdi aşama aşama sökeceğim arkadaşlar. Şu üst menfezi, şu arkadaki ısı kalkanını falan vesaire, bütün bunların hepsini buradan alacağım. Rahat çalışabilmem için. Diğer türlü bu parçayı sökemem. Buraları söktükten sonra parçayı çıkartma anında tekrardan çekimime devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ön göğüs bölümünü söktüm. Menfezin olduğu yeri. Burada görmüş olduğunuz kapaklar vardı. Üst koruyucular, ısı kalkanı falan vardı. Hepsini söktüm. Turbo da aynen bu şekilde burada. Turbo basınç ayar valfi dediğimiz, turbanın pozisyonunu ayarlayan şu parça, yani basınç ürettiği basınca göre boşaltmayı sağlayan parça. Buradaki elektronik parçayı söktüm. Parça da burada arkadaşlar. Bu yeni parçamız. Bu da eski parçamız. Gördüğünüz gibi. Bu parçanın çoğunlukla içerisindeki elektronik DC motorun zaman içerisinde güç kaybetmesi, yani tork değerlerinin düşmesi nedeniyle turboya verdiği hareketlerde sapmalar oluyor. O yüzden sıkıntı yaratıyor. Tek olarak temin edilemeyen parçam da bu yeni parçayı takacağım. Üst taraftan sökmüş olduğum parçalar da bunlar. Isı kalkanı vesaire, işte bu da üst sabitleyici. Şimdi aralıklarla çekiyorum ama gerçekten bunlar biraz sökme konusunda bayağı bir meşakkatli. Bayağıdır uğraşıyorum sökmeye. Şimdi yeni parçayı takmaya başlayacağım. Yavaş yavaş toparlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni parçayı taktım. Sorunsuz bir şekilde. Şimdi
yavaş yavaş toplamaya başlayacağım. Şu anda gördüğünüz gibi parçayı taktığım yer burası. Aynı şekilde ısı kalkanı ve üzerindeki koruyucu direği, sabitleme direğini, üst menfezleri falan her şeyi toplayacağım. Buradaki hava filtresinin borusunu da çıkarttım. Buradaki bağlantı vidalarını sökebilmek için. Şimdi yavaş yavaş topluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, araçla ilgili onarım işlemleri tamamlandı. Parçaya taktım. Herhangi bir sıkıntı normallik yok. Gördüğünüz gibi. Sistem aktif. Motor çalışıyor. Aracın periyodik bakımını da yaptım. Ayrıca ön fren disklerini de değiştirdim. Araç kullanıcısının yüksek hızlarda frenleme esnasında direksiyonda titreme oluştuğu şeklinde bir şikayeti vardı. Bu da çoğunlukla fren disklerinde oluşan eğiklikten dolayı kaynaklanıyor. Pek gözle görülen bir şey değil tabii ki. Kullanım esnasında fark edebiliyorsunuz. Ani frenlemelerde daha çok hissediliyor. Onu da hallettik. Şu anda aracımız tamam. Temizlik işlemlerini yaptıktan sonra yol testine çıkacağım araçla. Yol testinde de zaman bulabilirsem video paylaşımını yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar merhaba. Araçla ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Test sürüşü için uygun bir yola çıktım. Şimdi test sürüşüne başlıyoruz. Ara ara ani tepkimelerim olacak, ani hızlanmalarım olacak. Belirttiğim gibi turbo ile ilgili yapmış olduğum bir onarım işlemleri vardı. Elektronik kesme valfi dediğimiz yani turbonun boşaltma anı ve doldurma anı ile ilgili komutu veren parçanın değişimini gerçekleştirdik. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Cihaza bağladım, kontrollerini yaptım. Çalışması falan vesaire her şey gayet normal. Hiçbir arıza kodu falan vesaire yok. Şimdi bugün günlerden cumartesi, yolların en müsait olduğu bir gün. Aracı işlem bittiği gibi hemen teslim etmedik. Belirttiğim gibi yapılması gereken farklı işlemleri de vardı, onları da hallettik. Şu an işte yol müsait durumuna göre biraz performanslı kullanım gerçekleştireceğim. Gerçekten çok ciddi anlamda performanslı bir araba. Yani hiçbir şekilde gitmem diye bir şey yok yani. Bastınız mı? Benim diyor çalışması. Motor sesi de gayet çok güzel. Hiç yani bir dizel gibi değil yani, öyle söyleyebilirim. Gaza bastığınız zaman kükrüyor yani araba. Şu anda biraz performanslı gidiyorum. Arkadaşlar işlemler tamam. Temizlik işlemleri, her şey yapıldı. Yol testinden de geldim. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Aracımız hazır. Araç sahibine bilgisini verip aracı kendisine teslim edeceğiz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sonraki videolarımın takibini yapabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.